Şimdi ne yapıyorlar bakıyorsunuz? Peygamber aşkıyla yananlar, Allah aşkıyla yananlar, bir sürü şiirler, ilahiler, kasideler, konuşmalar geliyor, 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 geliyor. Hayatına bakıyorsun, hiçbir hareket yok. Hiçbir hareket yok. Nasıl bir aşk bu? Nasıl bir aşk bu? Mustafa Hocam, senin bütün sohbetlerini izliyorum. Namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Oruç tutuyor musun? Tutmuyorum. Sizi çok seviyorum. Kapanmış mısın? Kapanmamışsın. Tatilde neredesin? Antalya'dasın. nasıl seviyorsun? Resul-i Ekrem'i en çok seven kimdi? Sevmek nasıldı bir de? Yanında olmak mı? Her gittiği yerde yanında olmak mı sadece? Bu mu yani? Hazreti Ömer'in radıyallahu teala an devamlı hizmetinde olan bir köleydi. Hazreti Ömer'i şehit eden. Yanında olmakla olsaydı o adam olurdu değil mi? Resul-i Ekrem'e en yakın olan, hemen dibinde duran değil, Resul-i Ekrem'i en iyi anlayandır. Hani İsmail Fakirullah Efendi'nin bir sözü var. Anlamazsa yakınım uzağımdır diyor. Yani yakında durmanın bir manası yok. Anlamazsa o bana uzaktır yani. Anlarsa uzağım yakınımdır. Beni anladıkça bana yakın olabilirsin. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala niye bütün sahabelerin en üstündeydi? Çünkü Resul-i Ekrem'i en iyi anlayan oydu. Bir sözü söylediği zaman Efendimiz ne maksatla söylediğini çözüyordu Hazreti Ebubekir ama. Ki onun için Peygamber-i Zişan veda hutbesinde şu kelimeyi sarf ettiler. Dediler ki bir kul dünya ve ahiret arasında tercih sahibi bırakıldı. O da ahireti tercih etti dedi. Hemen Hazreti Ebubekir anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye bağlamaya başladı. Bir tek o anladı sahabenin içerisinde. Ki o kulun Resul-i Ekrem olduğunu ve Resul-i Ekrem gidiş haberini veriyor diye yani. Sen Resul-i Ekrem'i seviyorsan onu anladıkça ona yakın olursun. Çok sevdim dedikçe, çok şiir yazdıkça değil yani. Allah'a yakınlık da böyledir. Rabbimizi tanıdıkça onun için nedir? Marifet-i ilahiye en büyük ibadet. En büyük kulluk, en yüce maksat. Allah'ı tanımak. Subhanahu ve Teala. Tanıcıkça Allah'a yakın olursun. Bütün yaptığın ibadetlerin asli gayesi budur. Sana Allah'ı tanıtmaktır. Subhanahu ve Teala. Tanıdın, bildin, yakın oldun. İşte yani sevdim, ettim, şöyle şarkılar, türküler, ilahiler, kasideler vesaire ama bakıyorsun sende hiçbir hareket yok. Çok seviyorum, çok seviyorum ama ne namaza başlıyorsun, ne bir şey yapıyorsun, hiçbir hisse almıyorsun. O sevmek aynen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi ahir zamanda bir takım insanlar olacak, Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. O okuduğu Kur'an-ı Kerim dilinden kalbine inmeyecek, şu boğazdan aşağı inmeyecek diyor. Burada kalacak. Yani kalbe gelmeyecek yani. Bugün seviyorum, gidiyorum, ediyorum ne söylüyorlarsa burada kalıyor yani. İdrak edeceksin, anlayacaksın. Her kelimesini, her harfini, her bakışını, her hareketini Hazreti Ebubekir Sıddık böyle takip ediyordu Resul-i Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle takip ediyordu. Bak buna işareten bir gün geldiler Hazreti Ebubekir'i şikayet ettiler. Peygamber-i Zişan huzurunda. Adam söyledi söyledi Hazreti Ebubekir susuyor. Peygamber-i Zişan gülüyor. Adam söylüyor söylüyor. Hazreti Ebubekir susuyor. Peygamber-i Zişan gülüyor. Tamam mı? Tebessüm ediyor yani. En son Hazreti Ebubekir başladı kendini savunmaya. Resul-i Ekrem de gülüyordu, tebessüm ediyordu ya. Bıraktı tebessüm etmeyi Efendimiz. Ondan sonra bak Efendimiz'i nasıl takip ediyor. Dedi ki ya Resulallah bakın Efendimiz bir şey söylemiyor bakın. İdrakın yolunu anlatıyorum size. Efendimiz bir şey söylemiyor. Sadece yüzündeki tebessümü
kolluyor Hazreti Ebubekir. Adam konuştu, Hazreti Ebubekir'in aleyhine attı, attı, attı. Yani hepsinin bir açıklaması var. Adam anlamamış, yanlış anlamış. Anlatıyor devamlı Hazreti Ebubekir aleyhine. Hazreti Ebubekir sustu, sustu, sustu. En son tam meramını anlatmaya çalışıyor. Resul-i Ekrem'in yüzündeki tebessüm gitti. Dedi ki ya Resulallah, hani ben kendimi savunmaya başlayınca yüzünüzdeki tebessüm gitti. Yanlış mı yaptım dedi. Savunmasa mıydım kendimi orada? Dedi ki yok Ebubekir. O adam senin hakkında söylüyordu, söylüyordu, söylüyordu. Bir melek geldi. O da senin avukatlığını yapıyordu diyor. Peygamber Zişe. O söylüyordu, o cevap veriyordu diyor. O söylüyordu. Sen konuşmaya başlayınca o melek gitti diyor. Onun için ben de tebessüm gitti yani. İşte mesele burada yani. Burada Efendimizin her halini, her tavrını, her hareketini kontrol ediyordu sahabe-i kiram efendilerimiz. İdrak böyle bir şey. Hakikatül muhabbet böyle bir şey yani. İşte sevdim dersin, ettim dersin, kelime çıkar göklere. Tayyib ise tabii, samimi ise o söz. Ama salih amel onu desteklemiyorsa ne olur? Çöker aşağıya, çöker aşağıya. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُوهُ Allah Subhanahu ve Teala bunu öğretiyor yani. Bunu öğretiyor.